Evet arkadaşlar, sobayı görüyorsunuz. Fakat bugün sobayı kullanmayacağız. Sobada bir şey yapmayacağız. Bugün gönül penceresini biraz genişleteceğiz. Buraları boyayacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben dün akşam baya bir çalışma yaptım. Fakat siyah boya diye beyaz boya almışım. Moralim bozuldu. O yüzden iptal ettim. Kendi kendime yaptım. Şöyle bunu indirdim aşağı hatta. Tekrar geri taktım. Şöyle araları doldurdum açıkçası. Şöyle hani kertenkelek falan gelmesin diye bakın. Bayağı da bir zor oldu böyle arkalarını falan doldurdum. Bakın yeni sıktım belli zaten oralarda. Şöyle oralara da sıktım. Ay teşekkür ederim. Ay çok sevindim. Boyalarım da geldi. Siyah boyalar geldi. Oo, ben 4 tane istedim, 5 tane almış Eda sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Borcumuz ne kadar? Boyamıyor mu size geleyim? Şuraları bir halledeyim de Allah'ın izniyle yaparız. Ay. Ay. Onlar öğrendim ki dışarıdaymış. Hemen mesaj attım. Hiç kırmazlar sağ olsunlar. Vallahi 5 tane almışlar. Ha uzun benim. Yani arkadaşlar buraya buraya harç març yapmayacağım sıva mı var? Ya gerek yok uğraşmayacağım. Böyle fıs fıs boyalarla bakalım nasıl bir dekor yapacağız. Of. Ve nasıl olacak? Yani çok lüks bir şey istemiyoruz zaten. Burası çok da iyi oldu valla. Böyle akşamları oturuyoruz, çekirdek falan çıtlatıyoruz. Şöyle böyle mi genişleteyim, böyle mi acaba? Biraz böyle genişleteyim. Biraz da böyle. Ya da şöyle de yeter ya. Bilmiyorum da nasıl yapsam. Burası zaten kırık. Çok da abanmaya gelmez burası. Komple gidebilir Allah korusun. Çünkü uyduruk yapılmış bir şey. Bakalım kesilecek mi orası? Şundan kesebilirsem vallahi ne güzel olur. Süper kesiliyor. Bence yeter bu kadar.
köfte elim elimi yaralıyorum vallahi. Bunu da aldım bakın, evşin. Yani bu bir dijital bir pencere oldu. Şimdi mesela küçültmek istedik. Oy. Küçülttük. Dekor. Büyütmek istedik. Böyle. Yeter. Burası benimkinin gözü. Kafası güzelken pis var olarak görmesin. Buradan aşağıda salar valla. Yapar mı yapar. Dermişim. Şaka şaka, yapmaz öyle bir şeyler. Oy. Oldu mu? Oldu, biraz eğri büğrü ama olsun. Of, bak elimi de yaraladım ya. Hep yara ellerim. Bir şey olmaz be. Kopmadı elim. Evet, boyalarımız da geldi. Hemen işleme geçelim. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Önce şu perdeyi alayım. Oradan başlayayım. Ay. Çırparım buna. Çırpayım, öyle koyayım hatta. Temiz bırakalım, temiz bulalım değil mi? Tutacaklarım. Bunu da buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Şimdi bu yutongun pisliğini ancak siyah boya kapatır. Bunu yalnız sobayı yakınca unutmamam lazım. Oraya koymayayım, unutabilirim. 5 boya buraya. Yeter be, yeter de artar bile.
Tavanları bile yaparım valla. Çok güzel. Oh. Valla başörtüyü çıkarttım. Şey olmasın diye. Boya olmasın diye. Olur çünkü. Bakın hep buraları yeni sıktım. Yani arkaları sıktılar. Ama tam kapatmamışımdır. Siyah koyuyorum bilerek arkadaşlar. Anca kapatırsın sistemi. Hobbit eve gel. Siyah her zaman kapatıcıdır. Asil renkli. Bak kapı çözümünü güzel yapıyor. Nasıl desem bile yaptım. Aşkım sen hamağa mı bindin? Deriz ki is oldu burası deriz. Heh. Oh. Kız. Ne lan? Neredesin sen? Göremiyorum. Ha. Hay canım benim. Hazırlıyorum. Yok be kalın üstü. Kalın üstü kalın. Soğuk yok ki yavrum ya. Sen cıbıldaksın. Bak hazırlayayım. Hadi ne zaman oğlak yapmaya başlayacağım?
Evet. Ne aşkım? Hep balım. Güneş var ya aşkım. Duydun mu? Duydum. Ay yürü git. Maske takmam lazım aslında. Ama çevren yapıyor. Annenle yesin seni. Anne geliyor aşkım. Uykusu geldi galiba. Hamağı yaptığına göre. Kaç aşkım boyaya girmesen? Kaç yavrum? Kaç anneannesi? Kırmızı da almıştım. Dün akşam bir deneyeyim dedim. Ama fayda etmiyor. Ya lekesi kalır yani. O pis değilse. Olmuş merak mu? Merak ettim de o sprey duvara oluyor mu diye. Olur ya. Bak işte böyle kalacak. Hadi kat daha atılabilir yeterli. Başka renk atacağım ha. Böyle alabula bir şey yapacağım yani. Tabii normal ev içi duvarları olmaz bu. Herhalde. Böyle eskitme gibi oldu yani, güzel oldu ya. Hep yemek kokusu geliyordu. Bak şimdi boya kokusu geldi mi size? Ana şunu çırpayım. İyi ki bir hamak astık oraya. Çocuğu bizim hamakta büyütüyor neredeyse. Biz eskiden hamakta mı büyüdük? Ayağımıza bir yastık koyardık, yastığın üstünde sallardık çocuğu. Bunların işi gücü de yok besbelli. Sen bana mı diyorsun onları? Kime diyeceğim başka? Senden başka kim geliyor buraya? Pis kokmuş. Bunu sana annem vermedi mi buraya? Ne yapayım, annem verdiyse bahçesine taksaymış o zaman.
Sizin çocuğunuzu büyütmek için mi taktım ben oraya? Seni kokmuş seni. Anam verdi. Sensin sana. Kokmuş. Pis oğlan kafalı leylek. Git evde uyut çocuğu. Orada. Ben seni görmek zorunda mıyım? Konuşma ben seni görmek zorunda. Allah'tan evi bırakıp da gitmem. Bunları evin içinde bulurum ben. Zar zor aldın anamdan. Zar zor aldın anamdan. Yalvardın mı ben ana? Alın da götürün. Ya. Kesip atacağım hamama bahçede. Ya çabuk unuttun. Bıktım artık. Onun çocuğu niye, bunun çocuğu bir niye? Bununki niye, onunki bir niye? Mahsus limon yoklamaya geliyorsunuz buraya. Sen geliyorsun buraya. Ben sizin kapıya uğrayayım mı? Burası bizim kapı. Nerede sizin kapı? Sizin kapı nerede, bizim kapı nerede? Aa bak burada. Allah Allah. Başlarım anağın ağzına seni. Pis. Nalet seni bela mı doğurdu benim sidikli başıma? Seni. Sensin sidikli köpek. Git anağın bak sen. Vakır vakır işiye kapılara. Sidik kapalı. Başını başörtüde taktın. Konuşma kafan yararım seni. Kafan görünmesin diye mi taktın? Kafan yararım senin. Bak bir de oğlunu getirmiş peşi sıra bak. Gel oğlum. Bak yaşa. İti de getirmişler. Bak. Hiç konuşma ağzını cahit değiştirim. Vallahi bu it buralara bir etsin var ya ben de senin ağzına ne derim ha. Ha. Pis leylek bacaklı seni, dirgen bacaklı seni. Aynı fasulye çangalı gibisin, fasulye çangalı. Ama bizim baba. Yemiş yapmamış. Bak. Oraya ben soğan ektim, kargalar deşiyor. Orada 200 saat dur da kargalar korkudan gelmez. Allah Allah, sen dur orada abi. Ha. Ben insana benziyorum, senin neye benzediğin belli değil. O köpeği buralara sıçırma bak. O köpeğe buralara sıçırma. Vallahi bak ben senin ağzına sıçırma. Hey oğlum gel sıç buralara sıç oğlum. Kız benden düzgün konuş. Seni kafan yararım ha. Kaçarsın Zehra Hanım da kaçtı geçen gün. Gel hadi gel. Gelsene. Hani Allah Allah ya. gel diye kaçayım. Gel diye kaçayım. Niye kaçıyorsun? Gel diyorsun niye kaçıyorsun? Niye? Görmüyorum sana. Biz seni bir daha buralarda görmeyeyim bak. Sağ çok. Ben seni görmeyeyim. Çok gıcık oluyorum sağ. Sürekli kovalarım seni. Sen geçen gün benim pancarlarımı da yolmuşsun zaten tarlada. Oh, yaptım. Nasıl sen yaptın? Sen bizden alıyorsun. İndirden de yapıyorsun. Terbiyesiz. Ben terbiyesiz. Ben senin gibi terbiyesiz silcon görmedim. Yürü git at ağızlı pis seni. Germeç ağız. Ha oğlan kafalı dirgen. Evet, biraz da mahalleden alıntılar yaptık. Şöyle. Bunlar eski köpükler sıkılmış. Bunlar da yeni. Şimdi burası bildiğiniz doğal taş. Tabii harç da var, beton da var. Şu ama mesela taş.
Hava da güzel, güneş var gördüğünüz gibi. İyiyim olsun. Aslında bu köpüklerle de güzel dekorlar yapılabilir, böyle renk renk boyanıp da çıkıntılar. Şimdi bakalım beyazla yapacağız. Bana versene oğlum. Anne. Dur, göstereceğim. Anne. Onu da ver, onu da ver. Onu da ver. Ver bana. Halıya basma aşkım, terlikle. Heh, tamam, bu. Sarıyı da ver. Gördünüz, beyaz boya hiçbir fayda etmiyor. Ya bu Covid geliyor. Aç. Al. Tamam aşkım, buraya bırak. Ya bu neden o bütün terliğini çıkart ama. Alıyor? Ne? Covid neden bütün dalları alıyor? Oyun yapıyor kızım sizinle. Ya bu ağzındaki dalı al. Alamıyorum ki. Al. Bu akrilik boya. Alamıyorum. Çıkar herhalde. Bakayım mı? Tersiz mi kızım? Ya bu. Bak. Ya bu hiçbir şey yapmıyor kanal. Bak. Hemen. Ya bu arkalarına kalmıyor. Almıyor. Habit. Ver. Dur bana. Ama o bizim. Aferin. Hema bak. Hema. Güzel oldu. Hema. Hema. Al. Al anne. Tamam kuzum. Dur, elimi silmem lazım. Durup durup ben yine yapıyorum tabii ki. Şöyle. Mehmet burada o bitmez. Şey, odun ısıtmıyor çünkü bunu. Aa, fırına tavuk attım, pişirmedi inanki. Pişirmez. Kömür dedim. Anca hakkından gelir. Aynen. Bak ya, süpürgeyi almış anne. Alsana elinden. Çık. Seni orospu seni. Seni mi inmiyor seni? Babaanne. Ya. Ne işiniz var şimdi içeride? İçeride ne işiniz var? Hava güneşli ya yavrum. Allah Allah. Şuraya uygun olsun diye. Abi, güzel olmuş mu? Patron. Bir bekar doğur burada. Evet. Şeyde Zeytinburnu'nda evde bir şeye, bir eve gittim. Karı iki divan koymuş. Ana, masasını koymaya yer yok. Vallahi güzel oldu. Eskitme tarzı oldu arkadaşlar. Masasını koymaya yer yok. Doğrudur vallahi anne. Böyle zaman zaman yine yaparım çalışmaları. Ben şimdi çok duman şey yuttum vallahi boya. Gördüğüm şeyler hiç unutmuyorum. Nereye? Başka ne gördün unutmayacaksın? Nereye? Demek başka ne gördün anne, unutmadın? Allah, hiç gördüğümü unutmuyorum ben.
Unutmadığın başka ne var? Unutmadığım başka bir şey daha var da. Ne? Söylemeyeceğim. Ah, olsa diyor mu? Demez olur mu? Niye demiyor? Demez olur mu diye, niye demiyor diye. Yani hasıra uyumlu olsun diye. Kaç para olur kamyon çuvalı? Anne vallahi kaç para? Otun da aldım da. Bir 200 küsür lira var yani. Bir torba. He. 40 liraydı, 25 liraydı değil mi? Dünyanın çivisi kopmuş be. Aynen. Dünyanın çivisi kopmuş, çivisi. Kopmuş valla. Oy. Şimdilik bu kadar arkadaşlar burası. Oy. İyi oldu, hoş oldu. Hoş oldu diyecektim. Ay. Patron oturuyor. Ay. Böyle işte. Tavanları da yaptım. Eskitme tarzı oldu. Yani şahane gerçekten. Ama yeter de artar bile. Şunu da alayım da iyi hava gelsin burada. Öf. Bakın buradan yol görünüyor bak. Manzara muhteşem. Bak. Ne kadar güzel. Vallahi. Sen sandalyeleri ne ettin? O tarafa koysaydın. He, koyacağım aha. Buraya birini bak. Koydum buraya. İlim sarayında nedir burası? Aynen kiralar öyle. Kiralar kaç para? He valla. Ev sahiplerinin gözü açılıyor. Ha, hiç fırsatı kaçırmıyorlar valla. Ama olmamalı öyle. Anne bunu da alabilirsin altına. Yok. Ne yenge? Babacığım geziyor tasmasını alabilir miyiz? Hayır. O geziyor zaten yavrum ya. Evet bizim dedemiz elin aldığı kiranın yarısını alırdı. Buradan da ev bak aşağı gidecektiniz ikiniz de. Allah kızım. Burada oturan kiranın yarısını verdi. Bir sene de kira almazdı. Gidin evinizi yapın da. Evinize gidin diye. Evet. Ne götürdü? Onlar... Yaptığı hayırı götürdü. Yaptığı hayır da onun yanına gelir oraya yanına. Al çeki peki. Şimdi mi? Burada şimdi hayır mayır düşünen yok. Hayırı bırak. Ayak kaldırma. Kaydırmaya çalışıyor bak. Yalan mı? Doğru. Ayak kaydırmaya çalışıyorlar. Aynen. Bu dünyada ne yaparsan onu götüreceğim. O gelecek yanına. Ne gelecek? Boş dünya bu burası gelici geçici. Git kabristana onları da sen benim gibi adam mıydı? İnsan mıydı? Boya kokusunun üstüne çekirdek güzel gitti. Ben daha bu dünyayı düşünmüyorum.
Gideceğimiz yeri düşünüyor. Artık merdana bize dayandı. Allah gecinden versin beni. Anne seni oraya alsam nasıl olur ya? Olur. Burayı ben düzenleyeyim. Ay. Abına mindereyim tamam, koy. Tamam. Ha. Ya şeyim pis olmasın diye. Yok ya olsun boş. O senden kıymet deme. Aman. Su temizler su. Yıkıyoruz. Paklıyoruz. Ana. Mindereyim. Heh. Çay bardakları o biçim. Benim lastik gitmiş de şey. Orada benim çay bardağım vardı almışlarım. Vay. Vay yanam. Abi bir rahat, bir rahat ki abi. He. Allah soba alıştırmaya. Şimdi benim boyaları... Buna. Tamam. Bunlar şimdi yine lazım mı kızlar? Ben yavaş yavaş onu düzene sokarım yani. Allah çocuklar kudurdu yeminler. Çocuklar kuduruyor. Hey Habib! Allah köpekle oynuyorlar. Benim boy yetiyor da biraz ama yetmiyor bazı bölgelerde. Minker mekir melikesi. Ev sahibi, bak sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Dermiş. Hoppala. Oğlum, seninle oynuyorlar mı yavrum? Ay. Geliyorum size doğru. Şimdi rafı sağlamlaştırıyorum. Böyle düşmesin diye buraya bir çivi çaktım. Buraya da çakıyorum. Böyle aşağı gelmez yani biri bindiği zaman. Biraz daha böyle geniş olsa. Burası mı? Merdiven işte. Merdiven. Engel. Ya büyütün diyorsunuz da arkadaşlar olmuyor. Yükseltin diyorsunuz o da olmuyor. Çünkü Ramazan amcanın duvarı var ya. Yani şurada armut ağacı var. Aşağıda uzamıyor. Yer yok zaten. Merdiven daralıyor bu sefer. Merdiven zaten dar. Hep de ne daralır yani. Bu şişeyi de buraya astım mantarından. Güzel oldu. Buraya da köpük sürülmüş. Maşallah. Ben de köpüğü her yere sürmüşüm. Ay. Kırmızı o da oldu. Oh. Şöyle. Sularımız. Hoppala. Yere sürme onu. La. Yukarı kaldır, yukarı. Çık yukarı. Tamam. Baba. O çocukları koyun da sallan hadi. Tahtama da yeri buldum, süper.
Vay. Çemberimi de astım. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Semih Bey gelene kadar burayı düzenlemem lazım. Burada ders çalışıyor çünkü. Burası dershane aslında. Keçilik, reşitlik. Bunları da geri yerine asayım. Şöyle sobadan. Kepçemi çok seviyorum. Evet. Şu perdemi de asayım. Asalım. Penceremizi yapalım. Penceresi cam cama. Ha, şimdi perdemizi takalım. Düşecek haberi. Resim de kayboldu ya. Çayım çok ağır bir döküm tava. Çay yaptım da. Ona göre şey de var, çivi. Obit efendi. Kesin sonra getirdim. Bu da şey, aşkım çay mı getirdin? Aşkım çay getirdim. Ay, teşekkür ederim balım. Anam buraları güzel yapıyor. Ben de dedim oğlan kafalı bir çay getirse de içsek dedim. Oğlan kafanı sağ çay getirdi, babaanneme de getirdi. Teşekkürler aşkım. Afiyet olsun. Evet, çayımız geldi. Şimdi o güğümümü de çok seviyorum. Bakır bir güğüm o arkadaşlar. Onu da dekor olarak buraya asalım. Tamam. Olsun o çekirdekli çay güzel gider. Yavuz'um dikkat et anneciğim. Şey içeri girdiler de Mustafa seni aradı. Ha cama batarlar. Ay Seval koşuyormuş da yavrum içeride. İçeri girdi bunlar. Cama batarlardı. Tehlikesi de yok. Süper. Çok dolu. Hani Mehmet? O dükkana gitti. Sen cam var mı şimdi yapalım? Yapalım. Hı. Hı. Evet. Ben şu yanıma alayım ya. Hoppala. Şöyle. Tık etti, tık etti. Tık etti, boş ver. Anne evde aşkım. Hoppala. Allah'ım ya. Mehmet'i gözle git. Orada ya Mehmet. Nerede? İçeri gitme şimdi, oğlum cam varmış cam. Bunu da yapalım asma yeri.
Bunlar çok önemli benim için. Düzeni çok severim böyle. Bayılırım hatta. Şimdi. Yani buranın etinden sütünden faydalanmam lazım. Tüm duvarlarından. Oh. Şunu da. Bu çok güzel. Bunda acayip güzel yumurta oluyor. Şöyle yapalım. Buna göre yer. Evet. Dur. Onu. Şimdi. Hayır, onu eteme abi çilerle. Abi tarı çiliyor. Abi tamam tamam. Sus kız. Götünden yukarısın. Geç. Kız sussana. Sus bardağı mı kız? Yanlış bir şey demiyor mu? Gerçekten çok güzel, orijinal bir kiremit. Düşmesin. Güzel oldu. Süper. Muhteşem. Şöyle. İnşallah beğenmişsinizdir yani. Burası diye güzel olmuş bayağı diye. Beğenen beğensin, beğenmeyen biz. Yani. Sonra bizim şeyimizi beğenin demiyor. Hiç. Elin sarayında niye? Aynen öyle anne. Kirası yok, bir şeysi yok. Akarı yok, kokarı yok. He. He. Boş ver. Villadan bile daha iyi. Aynen öyle. Yazıyor zaten arkadaşlar. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Gerçekten harikasınız yani. Bıçağım da orada bakın. Yani çocuklar alamasın diye oraya soktum. Çünkü bir şey yapıyorsun, bıçağı eve git, ona oraya git, buraya git. Olmuyor. Vallahi çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Nereye götürecekti de? Nereye aşağı? Şimdi. Nasıl sen elle? Bırak. Bardaksız olmaz o. Bardak. Bardak aşkım dükkandan alsınlar anne, dükkanda var. Değil mi çocuklara? Bardaksız olmaz. Sevilla yenge. Hayır. O bir daha küçücük bir kediden mi korkuyor? İşte korkuyor. Onun ne kadar masum olduğunu gör. Beşiktaş'tan bile korkuyor. Korkar. Korkar. Onun bebek olduğunu bilir de o yüzden ya. Beğenmediğiniz bir şey varsa oraya olmadı diye yazabilirsiniz. Dikkate alırım, eğer bana da mantıklı gelirse. Yer değişikliği yapabilirim yani. Bilginiz olsun. Yorumlarınız benim için önemli. Okuyorum yorumlarınızı. Ben cevap yazmıyorum diye alınmayın bana. Yazamıyorum valla. Eve de gittiğimde böyle bir turşu gibi oluyorum. Dinlenmek istiyorum. Dinlenirken de yani hiç telefon falan elleyemiyorum. Çünkü kollarım falan çok yoruluyor. Hep kol, yani beden gücüyle çalışıyorum inanın ki. O yüzden ben sizleri videosuz bırakmıyorum. Siz de bunun hakkını yani yorumlarla verirseniz sevinirim yani. Burada anlaşalım. Ben çünkü sizi ihmal etmiyorum. Yorumlarla siz de beni ihmal etmeyin. Yorumlar da güzel olsun. Öyle eleştirmeyin. Evet. Kötü eleştirmeyin. Evet. Aynen. Tabii ki eleştiri yapacaklar. Mesela o oraya olmadı, beğenmedim. Kötü durdu diyebilirsiniz. Ama ne toylaydı? Ama şimdi ben giyinikken çıplaksın derseniz toylaydı. Bu eleştiri olmuyor. Yani misal olarak söylüyorum bunu. Toylaydı. Aşkım şey Hüma götürdü yavru. Ya. Bayağı boyalarımız kaldı. Bunu içince götünüz tutmuyor. Ben valla
ekmeğimin peşindeyim ya, başka bir şey peşinde değilim. O yüzden zaten benim emeğimi anlayanlar yazıyorlar yani. Bu da beni çok mutlu ediyor. Mesela dün akşamki yorumlar çok güzeldi. Duygulandım. Çok da dua ettim sizlere. Gerçekten Allah razı olsun. Ha, bir de Dünürüm'le gittiğimiz kahvaltıya arkadaşlar, orada Özlem'in morali bozuk olduğunu, yüzü gülmediğini falan yazmışsınız. Ama öyle değil yani orada... Şimdi çocuk ne yapsın? Zaten masa uzak, çok da gürültü, kalabalıktı yani. Hepimiz birbirimizin sohbetine giremedik açıkçası. Duymakta zorluk çekiyoruz çünkü. Yani keyfi falan... Odunu al gel, odunu al gel. Bozuk değildi, morali bozuk değildi kesinlikle. Ondan sonra bilginiz olsun. Canım yok, kimse Özlem... bahane aramasın, bahane. Yok Özlem birine küsmüş gibi falan yorumlarınız vardı. Hmm. Yani ben güldüğüne şükrediyorum yavrumun yaşadıkları, çünkü kolay şeyler değil biliyorsunuz arkadaşlar. Yani duygulanmış da olabilir orada. İçinden ah benim eşim de burada olsaydı diyebilir. Onun duygularını biz anlayamayız. Onu anlamamız için yaşamamız lazım gerçekten. Bu yüzden böyle hani eleştiriler olmazsa sevinirim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam paşam. Allah'ım. Ha, odun mu getirdin? Bir tane. Benim odunumu bana getirmişsin. Merdivende bulmuşsun. Şimdi hazır ediyorum balım. Az kaldı. Böyle yani açıkçası. Emin olun orada gülseydi bu sefer de ona bir olumsuz eleştiri yapacaktınız. Yani o kötü yazanlara söylüyorum. Hep böyle bir açık arama derdindeyiz. Niye acaba? Ben üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Açıkları kapatalım arkadaşlar. Açıkları biz kapatmalıyız. Bana bak. He. Komşu komşunun ayıbını kapatırsa Allah da sen ayıbını kapatır. Ayıpsız kimsenin de olduğunu düşünmüyorum. Yani. Ya ayıp yok. Ayıp yok da. Ama olan bir şey de yani. Söylemezsek yok, neden söylüyorlar yani, kendileri düşünüyorlar, kendileri yazıyorlar oraya. O yüzden diyorum öyle, ama öyle düşündüğünüz gibi değil yani, değil. Orada eşleriyle gelen bayanlar vardı, güzel şıkır şıkır giyinmişler. Üzülmüştür yani, üzülebilir. Ben her dakika çocuğuma niye moralim bozuk ya, niye gülmüyorsun, gülsene falan diyemem ki. Diyemem yani. Ben yani az çok anlıyorum ama. Duygularını tahmin edebiliyorum yani, siz de etmelisiniz bence. Oh. Evet, çağır buraya. Öyle. Bu böyle biline yani arkadaşlar. Evet. Oh bala. Evet. Toz oldu. Tabii yuton kırdık. Normal zaten toz olması da. Evet, niye öyle yaptın onu? Silsem ne olacak? Yine olacak. Al da gel, al da gel. Al da değişelim. Evet, böyle işte, bu kadar oldu. Şimdi yerleri de süpüreceğim. Yerler kirli yani. Şöyle. Yutong oldu oralar. Mehmet neden öyle yaptın balı? Böyle işte arkadaşlar ya. Sağlık olsun. Bundan gerisi gerçekten can sağlığı. Önemli olan huzur. Siz en kral, en lüks yerlerde olun. Huzurunuz yoksa orası size cehennemdir, emin olun. Hepimiz için geçerli bu. Ama tikenin üstünde ol, huzurun olsun. Orası sana güllük gülistanlıktır kesinlikle. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Buradan da bahçeye çıkacağım ben. Bahçede çalışmalar yapacağım. Görüşmek üzere. Çok sağ olun güzel düşünceleriniz için. İnanın okuyorum ve sizlere çok dua ediyorum. Yorumlarınızı. Hadi gel. Desteklerinizi, güçlerinizi, kuvvetlerinizi bekliyorum. Oo, siz güzel yazdıkça gel, ben daha da güçleniyorum. İnanın buna. Mehmet, gel. Gücüm, kuvvetim önce Rabbimden, sonra da sizlerden. Her şey gönlümüzce olsun. Rabbimle sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Allah'a emanet olun.